Merhaba arkadaşlar, ben tarih hocası Mehmet Hoca. Bugün sizinle beraber tarihin ilk konusu olan tarih bilimine giriş konusunu işleyeceğiz. Tarihin tanımından e, tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Tarihin tanımı nedir? Tarih geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının faaliyetlerini yer ve zaman göstererek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak inceleyen bilim dalıdır. Tarihin konusu nedir arkadaşlar? Tarihin konusu ise geçmişte meydana gelen e, çok yönlü gelişmelerdir. Örneğin insan topluluklarının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini, toplumsal değişmeye yol açan gelişmeleri, toplumların birbirleriyle, birbirleriyle dil, din, gelenek ve kültür alanındaki etkileşimleri, uzak ve yakın zaman diliminde gerçekleşen göç hareketlerini, kuraklık, deprem, sel, heyelan salgın hastalıklar ya da ekolojik değişimler, çevresel değişimler, insan topukları üzerindeki etkileri gibi çok geniş bir alanı inceler. Ancak şuraya dikkatinizi çekmek isterim arkadaşlar. Kuraklık, deprem, sel, heyelan gibi ee, konular coğrafyanın konularıdır aslında. Bunların oluşumları, oluşum şekilleri, nedenleri e, konusuyla coğrafya ilgilenir. Ancak kuraklığın, depremin, selin ya da işte ekolojik değişimlerin İnsan toplulukları üzerindeki etkilerini ise arkadaşlar tarih, bilimi inceler. Arkadaşlar ÖSYM genelde tarihin tanımıyla ilgili son zamanlarda soru soruyor arkadaşlar. Ee, tarihin tanımıyla ilgilisinde bu soruyu beraber bir çözelim. Ee, bu tarz sorularda tanım verilir, durum verilir. Durumda işte anlatılan bilgiler tanımda ki özelliklerden hangilerine değinilmiş ya da değinilmemiştir diye soru tarzları çıkar. Tanımda ne demiş arkadaşlar? Tarih geçmiş zamanlarda yaşayan insanların birbiriyle olan ilişkilerini yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içinde ve belgelere dayalı olarak inceleyen objektif bir bilim dalıdır. Durumda neden bahsetmiş arkadaşlar? Malazgirt Savaşı Türkleri Anadolu'dan çıkarmak için yapılmıştır. Bizans ordusundaki peçeneklerin taraf değiştirmesi sonucu savaşı Selçuklular kazanmıştır. Soru küküne bakacak olursak arkadaşlar yukarıdaki tanım ve durum birlikte değerlerinin dininde, tarihin tanımındaki hangi özelliğe değinilmemiştir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar ıı, şıklara neden sonuç? Savaş neden yapılmış arkadaşlar? Bizansların Türkleri Anadolu'dan atmak yani Anadolu'dan çıkartmak için yapılmış. Sonuç ne olmuş arkadaşlar? Sonuç ise Selçuklular savaşı kazanmış. O zaman durumda neden sonuç ilişkisine değinmiştir? Malazgirt Savaşı geçmiş bir olay olduğu için arkadaşlar buna da değinmiş. Yer olarak Anadolu Anadolu'dan bahsettiği için arkadaşlar tarihin özelliklerinden yerden de bah, e, bahsetmiş arkadaşlar. İnsan ilişkileri burada Bizans ordusu ve Selçuklu ordusu dediği için arkadaşlar Bizans ve Selçuklu arasında insan ilişkileri var ama kronolojiye yani zamana deilmiştir. Şunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Malazgirt Savaşı hocam işte sava zaman yok mudur? Var arkadaşlar ama şurada zamanı yazmadığı için yani 1071 demediği için zamanı alamıyoruz. Tarih biliminin özelliklerine bakalım arkadaşlar. İnsanlığın ortak mirası olup ana konusu insanlığın geçmişidir. Geçmiş ve gelecek arasında bir köprü görevini görüyor arkadaşlar. Tarih tekrarlanamaz. Tarihte gözlem ve deney yoktur. Bu yönüyle pozitif bilimlerden ayrılır. Fen derslerinde arkadaş örnek veriyor. Mesela suyun kaynama derecesi 100 ise, bunu defalarca tekrar edebilirsin, deney yapabilirsin, ama tarihteki bir olayın deneyini yapamazsın. Yani şöyle bir örnek verelim. İstanbul'un fethi için. E, tekrardan bu olayı yaşatabilmemiz için arkadaşlar Fatih'in tekrardan olması lazım. İşte o eski dönemin şartları e, yerine getirilmesi lazım. E, tabii ki bu da mümkün olmadığı için arkadaşlar tarihte tekrarlanma deney ve gözlem yoktur. Belgelere dayalı olarak tarafsız aktarılır. Arkadaşlar belge yoksa tarih kesinlikle yoktur. Kes, tarihte kesinlik var mıdır? Tarihte kesinlik yoktur arkadaşlar. Yeni belgeler ortaya çıktıkça bilgi değişir. Geçmişte 2-3 yıl öncesindeki bir bilgi var arkadaşlar İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletinin hangisi olduğu Karahanlar diye biliyorduk ama sonradan çıkan belgeler sonucu arkadaşlar ee, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletinin Karahanlar değil de İtil Bulgarları olarak değişti. Bu da nedir arkadaşlar yani belge ortaya çıktıkça bilgi değişebilir tarihte kesinlik yoktur. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınır. Yer ve zaman ilişkisi dikkate alınır. Objektif ve tarafsız olunmalıdır arkadaşlar. Olaylar yaşandığı dönemin koşullarına göre değerlendirilir. Tarih, tarih olay ve tarih olgu. Genelde öğrenci arkadaşlar bunları çok karıştırıyorsunuz. Karıştırmamanız için şöyle bir kıyaslama yapmışım arkadaşlar. Ee, tarihi olay genelde anlık yani değişimlerdir. Olgular ise arkadaşlar uzun sürede gerçekleşen durumlardır. Tarihi olaya baktığımız zaman insanlığı ilgilendiren sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve benzeri alanlardaki şuraya dikkat arkadaşlar kısa süreli yani anlık gelişmelerdir. Tarihi olgu ise arkadaşlar insanlığı ilgilendiren sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik ve benzeri alanlardaki şuraya dikkat uzun sürede oluşan gelişmelerdir. Şimdi ikisinin özelliğini karşılaştırırsak arkadaşlar tarihi olayda başlangıç ve bitiş bellidir. Tarihi olguda ise arkadaşlar başlangıç ve bitiş belli değildir. Tarihi olay genellik ve süreklilik göstermez ancak olgu ise arkadaşlar genellik ve süreklilik gösterir. Tarihi olayda yer ve zaman kavramı vardır arkadaşlar. Olguda ise yer ve zaman kavramı yoktur. Tarihi olay somut ve özeldir. Tarihi olgu ise arkadaşlar soyut ve geneldir. Tarihi olaylar neydi arkadaşlar en önemli özelliği? Anlık değişimlerdir. Tarihi olgunun en önemli özelliği ise uzun süreli gerçekleşen durumlardır. Tarihi olayın kendine has özelliği var. Tarihi olgu ise arkadaşlar olayların neticesinde ortaya çıkar. Tarihi olaya örnek verecek olursak arkadaşlar Malazgirt Savaşı ve Mirya Kefalon Savaşı bunlar birer olayken bu olaylar sonucunda arkadaşlar Anadolu'nun Türkleşmesi ise bir olgudur gençler. Bu konuyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olaydır. Aya bakalım sömürgecilik. Kısa sürede gerçekleşen bir durum değil. Uzun sürede gerçekleşen bir durum olduğu için arkadaşlar sömürgecilik, olgu, milliyetçilik. 1789 Fransız İhtilali bir olay iken Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan milliyetçilik kavramı arkadaşlar uzun sürede gerçekleştiği için bu da bir olgudur. Demokrasinin gelişimi uzun sürede gerçekleştiği için olgudur. İslamiyet'i kabul eden bazı toplumların Araplaşması kısa sürede gerçekleşmediği için arkadaşlar bu da uzun sürede gerçekleşen bir durumdur. Buna da olgu diyoruz. Ama Talas Savaşı arkadaşlar tarihini biliyoruz, başlangıcını biliyoruz, bitişini bildiğimiz için kısa süreli bir gelişmedir. Yani başlangıç ve bitişi belli olduğu için Talas Savaşı ise arkadaşlar bir olaydır. Tarih öğrenmenin faydaları yani tarihi öğrenmenin insanlık üzerindeki faydalarına bakacak olursak arkadaşlar milletler arası ilişkileri aydınlatır ve bunların düzenlemesine yardımcı olur. Devletler arası anlaşmazlıkları barış yoluyla çözümlemesine katkıda bulunur. Vatan ve millet sevgisini artırır. Milli birlik ve bütünlük duygusunun gelişmesine katkıda bulunur. geçmişten ders çıkarmamızı sağlar, gelecekle ilgili plan kurmamıza yardımcı olur. Milletlerin kısa ve uzun vadeli hedeflerinin belirlemesini sağlar. Kendi kültürümüzü ve başka milletleri tanımamızı sağlar arkadaşlar. Bireylerin ortak değerlere sahip çıkmasını sağlar. Dil, din ve ırk gibi ayrımlara girmeden barış içinde yaşamayı öğrenmemizi sağlar arkadaşlar. Tarih yazımının basamakları. Arkadaşlar bu tarih yazımının basamaklarının sırası çok önemlidir. Sıra değişirse e, yani olmaz. E, sıralama nasıl arkadaşlar? Bir tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terk. Bunları tek tek açıklayacağız. Tarih yazımında önce konu saptanır sonra aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır. Yani şöyle bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Yarın öbür gün üniversiteyi kazanırsınız. Nasip olur inşallah. Kazandığınız zaman üniversite son sınıfta öğretmeniniz yani üniversite hocası sizin ee, üniversiteyi bitirme tezi sizden isteyecek. Bu tezle ilgili hoca size bir e, örnek, bir konu verir. Bu konuyla ilgili siz e, tezinizi hazırlarsınız. Tezi hazırlama aşamalarıdır bunlar aslında. Kitap oluşturma aşamaları. Bu aşamalar... Sırası kesinlikle ama çok önemli. Sıra e, bozulursa olmaz. Sıraya çok dikkat etmemiz lazım. Birincisinde tarama arkadaşlar. İlk önce kaynak arama yani o tezi hazırlamak istediğiniz zaman arkadaşlar gideceksiniz. Bu tezle ilgili ya yani da bu konuyla ilgili ne kadar kaynak varsa hepsini toplayacaksınız bir araya getireceksiniz. Bu aşama birinci adım aşamasında konuyla ilgili yani araştırma konusuyla ilgili kaynakların toplandığı aşamadır. Kaynaklarınızı topladıktan sonra arkadaşlar toplamış olduğunuz bu kaynaklar diyelim ki teziniz tarih ile ilgili bir konudur. Gideceksiniz o konuyla ilgili siyasi tarihini, ekonomik tarihini, kültürel tarihini, beşeri tarihinin hepsini toplarsınız ve bu toplamış olduğunuz kaynak taramasından sonraki ikinci aşama ise arkadaşlar bunların hepsini e, gruplandıracaksınız yani sınıflandıracaksınız. Şurada da değinmişiz zaten toplanan kaynak, belge ve eserler zaman ya da konu alanlarına göre yani siyasi tarih mi, kültürel tarih mi, ne zaman falan ona uygun olarak kendi içinde sınıflandırma aşamasıdır. Çözümleme aşaması ise arkadaşlar toplanan verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığını. Yani ben kitabımı oluşturduğum zaman tezimi oluşturduğum zaman bu toplamış olduğum veriler bana yeterli gelir mi gelmez mi aşamasıdır arkadaşlar. Tenkit eleştiri ise arkadaşlar kaynak incelemesinden sonra kitapların yazarlar, basıldığı yer, eserlerin içeriğin karşılaştırılması ve yorumlaması aşamasıdır. Bu da iç tenkit ve dış tenkit diye kendi arasında ikiye ayrılır. Terkip sentez ise son aşama arkadaşlar. Elde edilen tüm bilgiler gözden geçirilir. Eserin, e, eserin yaşım, e, yazım aşamasına geçildiği basamaktadır. Şu nota dikkat edelim arkadaşlar. Tarih yazımının sırası değiştirilemez. Yukarıda belirtilen sıraya uygun ilerlemesi gerekir arkadaşlar. Konuyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Soruda ne demiş? Tarihsel araştırma basamaklarının doğru olabilmesi için yukarıdaki sıralamada hangi ikisi yer değiştirmelidir? Yani tarih e, çözümleme noktasında bunun sıralamasını bizden isteyecek. Sıralamamız neydi arkadaşlar? Sıralama birincisinde tarama 2 tasnif yani sınıflandırma 3 tahlil 4 tenkit kit biraz kötü idare edin arkadaşlar 5 ise Terkip arkadaşlar Terkip Karşıdaki sıraya baktığımızda arkadaşlar Kaynak taraması 1'de mi? Evet o zaman şurası bir Olacak İkincide de tasnif olacak. Tasnife baktığımız zaman arkadaşlar soruda üçüncü öncüle vermiş Bunun iki olması lazım. Tahlilin 3 olması lazım. Tenkit doğru yazılmış. 4. Terkip ise arkadaşlar 5. sırada olması gerekiyor. Baktığımız arkadaşlar burada tahliyle ile tasnifin yerleri değişmesi gerekiyor. Yani soruda 2 ile 3'ün yerinin değişmesi gerekiyor. Doğru şıkkımız B olacak. <laughs> tarihin sınıflandırması arkadaşlar tarihçiler tarihin niye sınıflandıracak onun bilgisini vereyim size e, tarihi araştırmasını ve öğrenimin kolaylaştırmak için yani tek sebep budur başka herhangi bir sebebi yok tarihin sınıflandırmasının temel amacı tarihi araştırmasını ve öğrenimini kolaylaştırmaktır bunu üç başlık içerisinde e, sınıflandırmış arkadaşlar zamana göre, mekana göre bir de konuya göre zamana göre baktığımızda Fatih dönemini verebiliriz 20. yüzyıl tarihi İlk çağ tarihi zamana göre sınıflandırılır. Mekana göre ise arkadaşlar yer olarak Orta Asya tarihi, Türkiye tarihi, Avrupa tarihi. Konuya göre ise arkadaşlar siyasi tarih, sanat tarihi, dinler tarihi, kültür tarihi şeklinde verebilir arkadaşlar. Bu konuyla ilgili bir soru çözelim arkadaşlar. Tarihin zamana, mekana ve konuya göre. Soruda bizden ne istenmiş? Zamana, mekana ve konuya göre dediği için sınıflandırmasındaki temel amaç aşağıdakilerden. Arkadaşlar bunlardaki temel amacımız neydi? Olayların araştırılmasını ve öğretilmesini yani tarihin araştırılmasını ve öğretilmesini kolaylaştırmaktır. Şıklara bakalım. Her ulusun tarihin insanlık tarihi içindeki yerini ortaya koymak. Hayır. Tarihçiler arasındaki işbirliği gerçekleştirmek. Değil. Olaylar arası, olayların araştırmasını ve öğretilmesini kolaylaştırmak. Aradığımız şık arkadaşlar budur. Yani sınıflandırmasının tek temel amacı olayların araştırmasını ve öğretilmesini kolaylaştırmaktı. Tarihin yüzyıla çevrilmesi. Arkadaşlar şöyle millat demişiz. Şunu ortadan ikiye bölelim. Sıfır İsa'nın doğumu yani millat olarak kabul edilecek. Şöyle bir çizim yapmam lazım. Şimdi 100 yıl olarak değerlendireceğiz her iki dönemi. Millattan önceki dönem bir de millattan sonraki dönem şeklinde arkadaşlar. Şunu ortadan da ikiye böleyim. Buraya biz birinci dönem. Diğerine ise ikinci dönem diyelim. Ya da birinci yarı. ikinci yarı şeklinde. Bunları kendi içerisinde arkadaşlar ise ikiye böleceğiz. Şimdi arkadaşlar burası 0. 0 ile 24 arası. 0 ile 24 arası. 0 ile 24 arası. 25 ile 49 arası. 50 ile arkadaşlar 74 arası. 50 ile 74 arası 75 ile 99 arası dönemleri diyeceğiz arkadaşlar. 0 evet. ile 24 arasına birinci çeyrek 24 ile 25 24 ile 49 arası arkadaşlar ikinci çeyrek 49 ile 74 arası özür arkadaşlar 49 ile yani 50 ile 74 arası ikinci üçüncü çeyrek 74 ile dok, e, 99 arası arkadaşlar dördüncü çeyrek olarak alacağız. Aynı şekilde millattan önceki dönem için de bu durum geçerlidir arkadaşlar. Şöyle belirleyelim millattan önceki dönem. Burada da olduğu gibi arkadaşlar bu yüzlü ikiye böleceğiz. Birinci yarı bir de ikinci yarı şeklinde. Dönemler arasında arkadaşlar bununki tam tersi olacak. Yani şuradan başlayacağız. Birinci çeyrek Birinci çeyrek ikinci çeyrek Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek olacak şekilde. Şimdi bu dönemleri örneklerle değerlendirelim arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Örnek 1453 diyelim. 1453. Arkadaşlar buna baktığım zaman 14. Bir eklediğim zaman 15. Bu nedir? 15. yüzyılın 53'e baktığım zaman nereye denk gelecek? Arkadaşlar 53 şu aralığa denk geliyor. 14. yüzyılın ikinci yarısının 3. çeyreği. 14. Yüzyıl, şey 15. yüzyılın ikinci yarısının şunu kıyasladığım zaman arkadaşlar 15. yüzyılın ikinci yarısının üçüncü çeyreği. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.